Size güvenmezler. Biz sonuçta güven sağlamamız gerekiyor ilk başta onlara bu işi sattırabilmemiz için. Bu bizim için çok büyük bir eksi. Çok önceden yani akşamdan hazırlanması gerekiyordu. Gökçe, burada bir pasajda satmak üzere çok güzel ürünler bulduk. Anlaştık, bize stand da hazırlıyor firma sahibi. Onu hallediyoruz. Basın işi nasıl? Broşür alabiliyor muyuz senden? Broşürlerimiz, bir 40 tane daha basıyorum. Yaklaşık 70 tane olacak az sonra elimizde. Boğaz'ı gezmek isteyen konuklarımız için Dolmabahçe'den kalkıyor. Ve bütün Boğaz boyunca 1 saatlik, 1 saat 10 dakikalık bir gezinti yapıyor. Ve biz bununla ilgili olarak yarın özel bir organizasyon düzenliyoruz. Yarın okyanus turizmi için. Aynen öyle. Sedacığım, ellerine sağlık. Süper konuştun radyoda. Harikaydı ve hemen bir tane telefon aldım bile zaten. Şaka yapıyorsun. Çok iyi. Ben buradan çıkıyorum şimdi. Karşı Anadolu yakasına sahil yoluna gidiyorum. Bizim dün görüştüğüm Amerikalı grup vardı ya, hani 12-14 kişi garanti üzerinin olup olmayacağını bugün öğrenecektik. Onlar soyulmuş. Kapkaççılar kredi kartı ve cüzdanlarını çalmışlar. Şu an Sultanahmet'teyim. Dün görüştüğümüz acenteler vardı. Konuyla gerçekten ilgilenen, evet satarız diyen, bizi destekleyen. Önceliği onlara verdim. Onların beklediği broşürler vardı ve poster bastırdım. Büyükçe bir poster. Onları bıraktım. Okyanus'tan Mert'le çakıştık bir yerde. Hatta girdiğimiz yer onun posterini indirip benimkini astı. Çünkü onlara 45 euro, 40 euro gibi bir fiyat vermiş o kişi ve aynı zamanda arka tarafa 25 euro fiyat vermiş. Burada herkes birbirini tanıyor. Dolayısıyla farklı fiyat olunca onlar da bozulmuşlar. Ya biz sizle çalışacağız, onlarla çalışmayacağız dediler. Hadi oraya gir ya, oraya gir. Şimdi göremedim. Valla ben bu arkadaşlarda karar kıldım çünkü dün bana Haliç 25 dedi, Boğaz 35 evet demediniz. Çünkü 35 dediniz. Şöyle söyleyeyim, ben sabitleyelim dediniz. Evet. Ama biz sadece Boğaz turu için sizle konuşmak istedik işte. Sadece fiyat tamam. Sabit kaldı. O yüzden haklısınız ama ben size bir tek Boğaz için söyledim değil mi turu? Hayır, Haliç'le vaat ediniz. Ama ben size sadece Boğaz turu için konuştum, yapmayın Zahide Hanım ya. Valla bilemem yani, ben bu arkadaşla karar kıldım. Öyle mi? Evet. Epsilon'un Sultanahmet bölgesindeki turistlere yönelik fiyatı 25 euro, tamam mı? Burada birkaç tane ilanlarını gördüm zaten. Bizim acentalardan bir tanesini değiştirerek onunla anlaşmışlar. Bizim konuşmadığımız bir tane daha acentayla görüşmüşler. İki yerde gördüm ilanlarını. Şu anda günlük tur için 25 euro istiyorlar. Aklında bulunsun. Türk müşterilerinin tamamına radyo promosyonunda kullandığımız fiyatı kullanabiliriz bundan sonra. Turistler için de ben burada gerekli fiyat değişimini şimdi yapacağım zaten birazdan. Ortaköy'e geliş amacımız bir fotoğrafçı bulup orada şipşak fotoğraf çektirip hiç değilse 3-5 kuruş oradan faydalanmaktı. Kârımıza kâr katmaktı. Kağıt helva da bizim geleneksel yiyeceklerimizden. O da düzgün bir simit arabasıyla birlikte o da gelip sahilde duracak. Çıkışta o da satacak. Tekne turumuzda Türk sanat müziği de olsun canlı olarak istiyorduk. Bununla ilgili almış olduğumuz telefon numarasından ben beyefendiyle iletişime geçtim. Ve kendisiyle bir fiyat konusunda tabii bir pazarlık yaptık. Çok fazla da bütçemiz olmadığı için aslında iki kişiye çok iyi bir rakam vermişti ama onu tercih etmedim ben. Bir kişinin de yeterli olacağını düşündüm. Dolayısıyla sadece kanun olacak. Yemekle ilgili olarak iki yerden fiyat aldık. Döner vermeyi düşünüyoruz, ekmek arası. Bunun yanında içki servisimiz de olacak. Onları da marketten alacağız. Dolayısıyla sabah saatlerinde hemen bir yerden içki alırsak yemekle ilgili de bir problemimiz kalmamış oluyor. Kim? Kim? Merhaba. Merhaba. Ben de Seda, sizi bekliyoruz. Hemen hareket etmemiz lazım. Davetler, Sarp Güvek. Kavurlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arya Güvek. Sen abi nasıl? Çok teşekkür ederim geldiğin için ya. Şimdi sen bana detayları ver bana. Tamam. Sen mi konuşacaksın turistlerle? Harikasın sen Hasan abi ya. Mert, Ayasofya Müzesi'nin önüne o bizim elimizdeki kırmızı panonun aynısından üstlerine afişler yapıştırarak koymuş.
O yüzden onu acil buraya getirirseniz Ayasofya Müzesi'nin diğer kapısına da biz koyalım abi. Hadi görüşürüz. Bunları bize de çalıştırmalar. Sana komik bir haber vereyim. Bizim diğer ekip var ya akıllılar. Bizim servise de ilan yapıştırmışlar. Bizim yerimize de bir iki tur promosyon yapsınlar. Ben deyince fiyatları indirip kendi afişlerimizi asacağım. Tamam mı? Aklında bulunsun. Ya bizimki, bizimkileri astılar oraya, bizim broşürlerimizi. Tamam, onları ben sizlere. Ay hemen ama, hemen şu saniye. You can just look at it. We have no time today. Oh my god. Mert'in karşısına geçelim, beni şöyle kostümle görsün. Onlar olmasaydı burası ilk başta daha iyiydi de şimdi biz buradan informasyon vereceğiz, oradan satış yapabilirler. Onlar ben onu diyorum. Abi burada bak bizim rekabetimiz, onlar 70 liraya veriyor akşam paketini. 70. Biz 40'a veriyoruz, tamam mı? Gündüz aynı, ikisi de 25. Onların akşam fiyatı 70, bizim 40. Kırarsak oradan kırarız akşam turunu. Sabah tur yaptınız mı Gökçe Hanım? Bizim tekne yeni yanaşıyor. Evet, 8 tane geldi. Öyle mi? Hadi canım. Andrea Bey, bizim akşam paketimiz aynı paket, 40 euro. 30 euro daha ucuz bizim paketimiz. Bosphorus ride with the Sultan's boat. Have you ever heard about Sultan's boat? Benim konuştuğum birisine broşür sokma gözüne, onu istiyorum senden. Ben kadınla konuşmaya çalışıyorum, broşür sokuyorsun gözüne. Broşür sen koşuyorsun. Sen oradan buraya geldin diye ben senin müşterine şu an savaşıyorum. Biz önce konuştuk, yani. Çıkış boştu, biz oraya gittik. Çıkışta ben gelecektim. Orada o bilgilendirecekti, ben çıkışta burada konuşacaktım. Ama biz buraya geldik. Sizi buraya görünce geldik. Ama dediğim gibi tezgah açmakta bir problem yok. Sen ticaret yaptın biliyorsun. Ama benim konuştuğum birisinin gözüne broşür sokma. Ya gelebilirsin, ben gelme demiyorum ki. Ama benim konuştuğum birisine broşür sokarsan bu ayıp olur. Onu yani söylüyorum. Efendi gibi anlaşalım o zaman, paylaşalım. Sen şimdi birisiyle konuşurken ben gelip maymunluk yapsam, kadın dikkati dağıtsam hoşuna gider mi? Ver broşürünü sen. Ha vereyim broşürünü, benim fiyatım daha iyi. Ama yapma, bu adil centilmenlik olmaz ya. Gökçe ile aralarında küçük bir sürtüşme oldu. Çünkü Gökçe'nin söylediği fiyatta alternatif olarak Mert sürekli biz daha ucuzuz diye turistleri çekmeye çalışıyor. Aslında öyle değil, biz çünkü daha kapsamlı bir program hazırladık. Yani müzik, içki vesaire içerisine dahil bizim fiyatımızı. Ama bizim müşterimizi kesmeye çalıştı bu şekilde. Buna karşılık da Gökçe ona konuşup müşteriye bizim broşürümüzü uzattı. Böyle küçük atışma oldu aralarında. Yani tabii çok hoş değil ama bir şekilde ticarette birbirinden müşteri çalmada olan bir şey. Sultanahmet'te yaptığımız çeşitli görüşmeler doğrultusunda Eminönü'nde de bir grup turist kafilesi görebileceğimiz ve onlarla temas kurabileceğimiz bilgisini almıştık. Ve saatin boş olduğu, şu anda Sultanahmet'in namaz için kapatıldığı bir arada hemen Eminönü'ne gidip oradaki şansımızı değerlendirmek istedik. Ve Eminönü'nde hemen 3 tane Amerikalı turistle karşılaştık. Onlarla birebir diyaloğa girdik, konuştuk ve ikna ettik sıkı bir pazarlık sonrası. Onlar için de servisimizi Eminönü'ne davet edip hemen Seda'ya yönlendirdim ve turu yaptılar. Baştan beri yaptığımız organizasyon yanlış. Ben uyaramıyorum Nilgün'ü. Nilgün'ü veya Gökçe'ye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim zaman yanlış anlaşılıyor. Sanki ben hani lidermişim veya onları üstüne baskın kalmaya çalışıyormuşum gibi zannediyorlar. İkisi de bazen Gökçe öyle zannediyor. Ya niye böyle demiyorsunuz? Hani şunu söylesenize dediğimde sanki ben bilmiyorum, sen bana mı öğretiyorsun gibi bir tarzları var. Ben de onun için kendime bir şey söyleyemez hale geldim. Nilgün'ün zaten devamlı uyarması var. Aman Ahmet, işte sen şu kelimeleri kullanma hani konuşurken. İşte bana şu nasıl yapacağımı söyleme ki ben de şey yapmayayım. Hani ben liderim. Liderlik maalesef bu değil. Liderlik her şeyi planlamak. Sadece lider gibi görünmeye çalışmak değil. Her şeye evet de demek değil. Nilgün'e şunu şöyle yapalım, bak şu planlamada böyle yapsak daha iyi olur dediğinizde evet diye bir tavrı var ama bu değil. Yani içine alması lazım. Çok fazla detaya iniyor. Çok fazla detaya inmemesi lazım. Maalesef sadece ben şu anda söyleyebiliyorum bunları bu kadar rahat. Kendisine ben bunları söylesem, bu şekilde söylesem kim bilir neler olur. Servis ücretini ödeyecek paramız şu anda yok. Ama bazı harcamalar yapmamız gerekiyordu. Özellikle turistlere broşür vermek zorundaydık. Dolayısıyla ben bir miktar daha fotokopi yaptırdım. Paramızın bir kısmını oraya harcadım. Az bir paramız kaldı. Artık bir şekilde o servisi anlaştığımız yerle görüşerek kendini bu şekilde daha erken saatte bitirip daha ücret karşılığında ikna etmeye çalışacağız. Müşteri bulamadık. Dolayısıyla paramız da yetişmedi şu anda. Biraz sıkıntılı bir durum içindeyiz.